Döşeme Altı Sivil Toplum Kuruluşlarının çok saygıdeğer temsilcileri, Millet İttifakı Bileşeni Siyasi Partilerin saygıdeğer yöneticileri, Antalya İl Başkanım, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım, Döşeme Altı Belediye Başkanım, aramızda bulunan konuk ilçe belediye başkanlarım, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Şimdi Türkiye'nin tam vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek için, onurlu bir Türkiye için, dürüst siyaset için, barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için, ekmek için, gençlik için dostlarıyla yola çıkan ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Efendim hepinize çok teşekkür ederim. Başkan meydana toplamışlar, izin falan aldılar mı acaba? Efendim önce şunu ifade edeyim. Belediye başkanımız son derece güzel bir konuşma yaptı. Önce tarihi anlattı. Sonra size verdiği sözleri anlattı. Ve bu sözleri nasıl gerçekleştirdiğini anlattı. Sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız kul hakkı yenmeyeceğini, çalışmaların bütün toplumun duyabileceği şekilde yapıldığını, ihalelerin yayınlandığını, dolayısıyla şeffaf bir yönetimin egemen olduğunu iki belediye başkanımız da açıkladı. İhtiyaç duyduğumuz, özlemle beklediğimiz bir yönetim tarzı budur. Sizden toplanan vergilerin, sizden toplanan kaynakların, sizin için harcanırken maliyetinin ne olduğunu sizlerin bilme hakkı var. Bu demokrasimiz için son derece değerlidir ve bunun böyle olması lazım. Sadece Döşeme Altı mı? Hayır. Sadece Antalya Büyükşehir mi? Hayır. Sadece diğer belediye başkanlarımıza? Hayır. Türkiye'deki bütün belediye başkanlarımız aynı inanç ve aynı kararlılıkta görev yapıyorlar. Dolayısıyla bütün belediye başkanlarıma şükran borçluyum. Hepinizin huzurunda belediye başkanlarımızı kutluyorum. Bir şehirde yaşamanın sorumlulukları vardır. Örneğin caddede gezerken yerlere bir şeyler atmamak gibi. Örneğin kentin temizliği gibi. Örneğin çocukların daha güzel okuma olanakları, iyi okul olanakları olsun, onun için çalışmak gibi. Belediye başkanımız önemli bir başarıya daha imza atmış. Onu da gördük burada. Siyaseten söz verilen ama gerçekte programda dahi olmayan, oy aldıktan sonra bir bakarız nasıl olsa şimdi idare edelim anlayışıyla siyaset yapan, bir anlayışı da bir hastaneyi yaparak tarihe gömdü. Evet, burası Antalya'ya bir hayli uzak. Burada tam teşekküllü bir hastane olması lazım. Sizin isteğiniz bu. Sizlerin talebi bu. Talebi birileri yerine getiremiyorsa hiç meraklanmayın. Cumhuriyet Halk Partisi var ve onların belediye başkanları var. Onlar yapacaklardır. EYT'ye de geleceğim. Geleceğim. EYT'ye geleceğim. Geleceğim arkadaşlar. Dolayısıyla bizim üzerinde ısrarla durduğumuz, samimiyetle durduğumuz konu halka hizmet etmek demektir. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Yoksul mahallelerden başlayarak bütün mahallelerde kreş açacaksınız. Kadın güven içinde evladını getirecek kreşe. Çocuklar oynayacaklar, bizi öğrenecekler, kendilerini geliştirecekler, sosyal gelişmeleri olacak, öğretmenlerin nezaretinde uyuyacaklar. Akşam anneleri onları özgüvenle alacak ve tekrar evine götürecek. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız belde halkı hakkında.
Efendim şu mahalle bana oy vermedi, oraya hizmet götüreyim ya da götürmeyeyim anlayışı hiç olmayacak. Tam tersine herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Bu bizim temel felsefemiz. İnşallah yakında göreceksiniz. Az kaldı. Bu felsefeyi bütün Türkiye'ye yayacağız. Ve bütün Türkiye bu felsefeden yarar görmüş olacak. Kentte yaşamanın tabii sorumlulukları var, güzellikleri var. Doğa ve çevreyi bir araya getirmemiz lazım. Özellikle gençler doğa konusunda son derece duyarlılar. Çevre konusunda son derece duyarlılar. Evet, temiz bir çevre istiyorlar, güzel bir çevre istiyorlar, yeşillik görmek istiyorlar. Beton ormanı görmek istemiyorlar. Beton ormanı. Bazen kentleri beton ormanına döndürdüler. Ağaç yok, kuş yok, canlı yok neredeyse. İnsanlar dört duvar arasına hapsedilmiş gibi. Dolayısıyla bizim görevimiz kenti yaşanabilir kırmak. Yeşillikleriyle, parklarıyla, geniş caddeleriyle, imkanlarıyla, tiyatro salonlarıyla, eğlence merkezleriyle o kente aynı zamanda entelektüel derinlik kazandırmak. Bizim temel hedeflerimizden birisi de bu. Efendim EYT'lilere gelince, illa EYT'liler diyorlar. Hiç meraklanmayın. Sadece EYT sorunu değil. Sadece EYT sorunu değil. EYT'lilerin sorununu çözeceğiz. 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Çalışanların, polislerin, sağlık çalışanlarının, din insanlarının tamamının sorunlarını çözeceğiz. Tarımda çiftçinin tarım kredi kooperatiflerinden veya bankalardan çektikleri kredilerin faizlerini bir seferde, bir haftada tamamen sileceğiz. Esnafın bankalardan aldığı kredilerin, esnaf kefalet kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini bir hafta içinde tamamını sileceğiz. İnanın bu ülkeye baharı ya getireceğiz ya getireceğiz. Bu memlekete huzuru getireceğiz, barışı getireceğiz. Kavgadan bıktık artık. Şimdi öyle bir noktaya getirdiler ki Türkiye'yi, komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık. İnancını sorgulamaya başladık. Yaşam tarzını sorgulamaya başladık. Buna izin vermeyeceğiz. Herkesin kimliği benim başımın üstüne. Herkesin inancı benim başımın üstüne. Herkesin yaşam tarzı benim başımın üstüne. Ben sadece o ailenin çocuğu. İşsiz midir, değil midir? İşi var mı, yok mu? Hayat düzeyi, standardı yüksek mi, değil mi? Hastanesi, okulu var mı? Kreşi var mı? Kent güzel mi? Ağaçlar var mı? Yeşillik var mı? Kişi başına gelir yükseliyor mu? Her evde huzur, her evde bereket var mı? Bununla ilgileneceğiz. Bunu dostlarımızla beraber yapacağız. İttifakla beraber yapacağız. Bütün dostlarımız, cumhuriyetten yana olan, demokrasiden yana olan, insan haklarından yana olan, özgürlükten yana olan, alın terinden yana olan, emekten yana olan, hakça kazanandan yana olan, üreten, çalışan, evine helal ekmek götürenden yana olan bütün dostlarımızla birlikte yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Hiç meraklanmayın, az kaldı. Unutmayın, geliyor, gelmekte olan. Unutmayın. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanım. İzin verirseniz sizi bırakmıyoruz efendim. Arkadaşlarım kürsüyü alabilirlerse. Arkadaşlar Kurdeli'den önce Sayın Belediye Başkanımızın günün anısına, Sayın Genel Başkanısına